Hız problemleriyle konu tekrar soru çözümüne devam ediyorum arkadaşlar. Sesim için kusura bakmayın. Hastayım biraz da. Şimdi ilk sorumuz, bir hareketli A şehrinden B şehrine saatte 180 km hızla gidip saatte 80 km hızla geri dönüyor. Gidiş dönüş 26 saat sürdüğüne göre. Şimdi bir yol çizelim. Şöyle bir yol aldım. Buna da AB dedim. Şimdi A şehrinden B şehrine 180 km hızla gidip 180 ile gidip 180 ile ne yapıyormuş bu adam? B'den hiç durmaksızın da 80 kilometre ile geri dönüyormuş. Şimdi diyor ki bana gidiş dönüş 26 saat sürdüğüne göre. Şimdi biz gidiş için bir saat belirleyelim. T saat diyelim buna. 180 kilometre ile A'dan B'ye T saatte gitsin. T saatte gittiyse gidiş dönüş toplam 26 saat sürdüğüne göre o zaman 26 eksi T ile de ne yapacak arkadaşlar? Dönecek. Şimdi dikkat ederseniz eğer hani bizim hareket denklemimizin formülü neydi? X eşittir V çarpı T, yani yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi ben önce şu yolu bulacağım. 180 ile gidiyorum ve T saatte gidiyorum. O zaman ben AB mesafesi için 180 çarpı T diyemez miyim? Diyebilirim. Aynı şekilde dönüş için de AB'yi yine kullanıyorum ve dönüşte de 80 ile gidip 26 eksi T zamanda dönüyorum. Yani aslında bu 80 çarpı 26 eksi T'ye de eşit. Öyle değil mi? Şimdi şu iki denklemi birbirine eşitleyerek t'yi bulacağız. Buradan 180 eksi t eşittir. 80'i dağıtırsam 80 çarpı 26 eksi 80 t olacak. Pardon, şurası 180 t. 180 eksi t dedim. 180 t burada. Eksi 80 t attım karşıya. 260 t eşittir 80 çarpı 26 oldu. Bakın burada her ikisi de 26'nın bir katı, öyle değil mi? Daha doğrusu 260 26'nın 10 katı. O zaman burada 10 t eşittir 80'den T eşittir 8 mi çıktı arkadaşlar? Bakın soruda neyi sormuş? Dönüş kaç saat sürdü? Şimdi bu 8 saatte gitti. 26 eksi 8'de de döndü. O zaman 18 saat sürdü. Ama bakın şıklarda dikkat ederseniz 8 de koymuşlar. Bu tarz sorularda hemen sakın hemen 8'i bulup hemen 8'i işaretlemeyin. Bu hataya çok düşebiliyorsunuz. Soruda özellikle neyi sorduğuna dikkat edin. Şimdi AB eşittir 400 kilometre, AC BC'ye eşit olmak üzere. O zaman bunlar 200-200. C noktasından aynı anda zıt yönde hareket eden araçların hızları 40 km ve 60 km'dir. Bu iki araç A ile B arasında durmaksızın tur attıklarına göre ilk karşılaşmaları C'den kaç kilometre uzakta olur? Şimdi ben bunu tekrar bir şöyle şuraya küçük bir tane çizmek istiyorum. Çünkü bir şey göstereceğim. Bunlar dikkat ederseniz biri A'ya gidiyor geri dönüyor. Biri B'ye gidiyor geri dönüyor ve C'ye yakın bir yerde karşılaşıyorlar. Peki size bir soru. Burada mı karşılaşırlar, burada mı karşılaşırlar? İstiyorsanız burada bir videoyu durdurup düşünün. Arkadaşlar bunlar şurada karşılaşırlar. Neden? Çünkü 60 ile giden 40'tan daha hızlı olduğu için ve eşit zamanda sonuçta yol alıyorlar. Ne yapacaklar? 60 kilometre buradan dönecek ve C'yi geçmiş olacak öbürüne göre. Çünkü daha hızlı hareket ediyor. Yani şurada bir yerde buluşacaklar bunlar. Zaten bana kaç kilometre uzakta buluşmuşlar onu soruyor. Şimdi buraya bir x diyelim. Şimdi ben C ile B arasının bir kere 200 kilometre olduğunu biliyorum. Aynı zamanda A ile C ile arası da 200 kilometreydi. O zaman buraya ne kaldı? 200 eksi x kaldı. Şimdi aldıkları tahmini değil aslında aldıkları yolu bir tespit edelim. Şimdi 40 ile giden, dikkat ederseniz ne yaptı? Önce bir A'ya kadar 200 kilometre aldı. Öyle değil mi? C'den çıkmıştı. 200 kilometre yol aldı 40 ile giden. Sonra A'dan tekrar buraya geldi ve burada buluştular. Yani 200 eksi x kilometre daha aldı. Artı 200 eksi x kilometre eşittir dedim. Hız çarpı zaman, yani 40 ile gidiyordu. Zaman da t diyelim. Şimdi diğerine bakalım. 60 ile giden ne yaptı? Önce B'ye vardı. Öyle değil mi? 200 ile bir gitti. Sonra B'den tekrar geri dönüp şuraya kadar, şu mesafeye kadar 200 artı x'lik bir yol aldı. Eşittir dedim. 60 çarpı t. T'ler zaten dediğim gibi aynı zaman saat yol aldıkları için t'ler birbirine burada eşit. Yani zaman kavramı eşit olmak zorunda. Şimdi toparlayalım burayı. 400 eksi x eşittir 40 t. 400 artı x eşittir 60 t. Şimdi her iki tarafı oranladığımızda arkadaşlar ne olacak burada? T'ler birbirini götürdü. Sıfırlar da birbirini götürdü. Hatta 4 ile 6 da sadeleşip 2 ile 3 kaldı. Yani aslında şunu elde etmiş olduk. 400 eksi x bölü 400 artı x eşittir 2 bölü 3. Bundan sonrası çok kolay. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1200 eksi 3x eşittir ne olacak? 800 artı 2x. 800 attım buraya, bunu da buraya attım. 400 eşittir 5x'ten. X kaç çıktı arkadaşlar? 80, demek ki C'den 80 kilometre uzakta karşılaşmışlar. Şimdi hızları dakikada 10'ar metre
olan 5 kişi A noktasından B noktasına doğru saat 14'te birer dakika arayla yürümeye başlıyor. Hızları dakikada 5'er metre olan 5 kişi de B noktasından A noktasına doğru saat 14'te 2'şer dakika arayla yürümeye başlıyor. A'dan çıkan birinci kişi ile B'den çıkan 5. kişinin karşılaştığı nokta C. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 125 metre olduğuna göre, şurada C diyelim. A ile C noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada şunu tespit etmemiz lazım. A'dan çıkan birinci kişi ile B'den çıkan beşinci kişi diyor. Ama bir zaman kavramı koymuş arasında. Acaba burada B'den çıkan beşinci kişi kaç dakika sonra yola çıkıyor? Şimdi şöyle yapacağım bu soruyu. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. B'den çıkan 5 tane kişi var. A'dan çıkan da 1, 2, 3, 4, 5 tane kişi var. Şimdi A'dan çıkan birinci kişi diyor. Bu zaten direkt yola çıkacak. Ve kaçla gidiyor? 10'ar metre. Yani 10 metre bölü... Aa, bizim kalemlerimize ne olmuş ya? 10 metre bölü dakika ile gidiyor. Öyle değil mi? B'den çıkan da 5 metre bölü dakika ile gidiyor. Ama B'den çıkan ne zaman yola çıkıyor? Şimdi bu A'dan çıkan birinci kişi saat 14'te yola çıktı. Ama şuna bakalım. Birinci 14 yola çıktı. İkişer dakika sonra ikinci çıktı. Şu 2 dakika sonra. Bu da çok büyük. Maviyle yazsam gözükmüyor. Enteresan bir durum var şu an. 2 dakika. Üçüncü kişi 4 dakika sonra çıkmış olacak. Dördüncü kişi 6 dakika sonra. Beşinci 8 dakika. Yani aslında 10... Kalem yazmıyor ben. Allah Allah. Şimdi burası 8 dakika sonra çıkmış olacak. Öyle değil mi? Yani 14.08'de yola çıktı bu adam. Şimdi 5'i 5 metre bölü dakika ile giden T sürede gittiğinde yol aldığında öbür T dakika yol aldığında diğeri T artı 8 dakika yol almış olacak. Neden böyle? Çünkü bu daha erken yola çıktı. 8 dakika önce yola çıktı. Bunlar ortada bir yerde buluşacaklar. Ne yapacağız arkadaşlar? Hani şeyden hatırlayın. Birbirlerine doğru gittiklerinde ne yapıyorduk biz? Hızları toplayıp zamana çarpıyorduk. Ya da işte aldığı kilometre bazında da hesaplayabilirim. Ne diyelim mesela? C noktasında buluşuyorlar ya, C noktasına kadar burası 10 çarpı, yani A'dan çıkan 10 çarpı T artı 8 dakika yol alacak. Öyle değil mi? B'den çıkan da 5 metre bölü dakika ile gidiyordu. T dakika yolu çıktı. Yani 5 çarpı T kadar yol alacak. Burası bana aslında BC artı AC toplam mesafeyi, yani 125'i vermeyecek mi? Evet. 125'e eşitleriz bunu. 10T artı 80 artı 5T eşittir 125'ten. Buradan 15T eşittir 45. Yani T eşittir 3 çıkacak. Soru bize AC arasındaki mesafeyi sormuş. AC arasındaki mesafeyi nasıl bulacağız? 10 çarpı T artı 8'den T'yi 3 bulmuştuk. Yani 10 çarpı 11'den yanıt 110 olacak. Özge 20 metre uzunluğundaki trenin bir tünele girişi ile tünelden çıkışı arasında geçen süreyi ölçüyor ve aşağıdaki sonuçları elde ediyor. Tren şu halindeki haliyle tüneli A saniyede geçiyor. Trene bir vagon eklendiğinde hızı %20 azalıyor ve tüneli 3A saniyede geçiyor. Buna göre boyu eklenen vagon uzunluğunda ve hızı trenin ilk hızıyla aynı olan bir tren bir noktayı kaç A saniyede geçer? Şimdi bir tane şöyle bir tünel alalım. Şöyle bir tünelimiz olsun. Şimdi şurada da bir tane trenimiz olsun. Şimdi tren varsayıyorum. Bunda 20 metre uzunluğundaymış bu tren ve tünelin mesafesini bilmiyorum. Buna da x diyeyim. Şimdi ne yapıyormuşuz? Özellikle hız problemlerinde şuna dikkat edin. Tren son noktaya kadar tüneli geçeceği için trenin kendi uzunluğunu da ne yapıyorduk? Tünelin boyunu ekliyorduk. Yani bizim toplam yol kavramımız aslında tünel artı tünelin trenin boyu artı tünelin boyu oluyordu. Tren şu andaki haliyle tüneli A saniyede geçiyor diyor. Şimdi o zaman az önce söylediğime göre 20 artı x eşittir. Tünelin ne diyelim? Trenin hızına da V diyelim. V çarpı A mı olacak? Trene bir vagon daha eklendiğinde hızı %20 azalıyor diyor. Şimdi bir tane vagon ekleniyormuş ve bu vagonun uzunluğuna da Y diyelim. Yani benim toplam boyum aslında 20 artı Y olacak. Öyle değil mi? Trenin boyu. Yani 20 artı Y artı x bu haldeyken de hızı %20 azalıyormuş. Şimdi v eğer %20, yani 5'te 1'lik kadar azalırsa o zaman ne olacak? 4v bölü 5 kalacak buna ve bunu 3a saniyede geçiyormuş, çarpı 3a. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada boyu eklenen vagon uzunluğunda hızı trenin ilk hızıyla aynı olan. Aslında bana y hakkında yorum yap. Çünkü boyu eklenen vagon uzunluğunda diyor ya, ben ne kadar bir vagonluk ekledim buraya? Y. O zaman bizim burada y'yi bulmamız lazım. İkinci denklemden birinci denklemi çıkarttığımızda ne olacak? Şu 20'ler ve x'ler birbirini götürecek, öyle değil mi? Sadece y kalacak. Yani y eşittir
Dikkat ederseniz 4v bölü 5 çarpı 3 a'dan 12 av bölü 5 eksi va kalacak, öyle değil mi? Buradan da v çarpı a kalacak daha doğrusu. Şu kalemi ben değiştireceğim bir sonraki videoya. Buradan da y ne çıkacak arkadaşlar? 12 av bölü 5 eksi va'dan 7 av bölü 5 bu çıkacak. Şimdi soru neyi soruyordu? Tekrar bir bakalım. Boyu eklenen vagon uzunluğunda ve hızı trenin ilk hızıyla, yani v ile aynı olan bir tren bir noktayı, tünel demiyor, bir noktayı kaç saniyede geçer? Boyu 7 av bölü 5 ve hızı v ile giden bir tren ne olacak? Noktayı 7 bölü 5 a'da geçecek. Aşağıda dikdörtgen biçiminde verilen arsada ABC üçgensel bölgesi, asfalt ACD üçgensel bölgesi topraktır. Şu toprak yolu şöyle bir işaretleyelim. Bir koşucunun asfalt yoldaki hızı 10 metre, toprak yoldaki hızı 6 metredir. Bakalım, bir eşitliklik vermemiş. Bir kere AB 90 metreymiş. Şunu yazdık. BE de 2EC'ymiş. Yani ben EC'ye eğer X dersem BE 2X olduğuna göre koşucu E noktasından F noktasına EF yolunu kullanarak, E F'ye şu yolu kullanarak ve şurası asfalt, şurası toprak, kaç dakikada ulaşır diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar, burası AF'de 2x uzunluğunda mı oldu? Hatta FD'de de x uzunluğunda oldu. Şimdi burada bir ufak bir geometri bilgisi lazım. Bunu görenleriniz olmuştur mutlaka soruyu gördüğünde. Üçgende benzerlik var burada. Öyle değil mi? Bakın şuradaki iç ters açılar var. Şu açılarımız da aynı. 1'e 2'lik oran var burada. Çok detayına girmeyeceğim. Eğer bu konuyu bilmeyen varsa mutlaka geometri üçgende benzerlik videosunu bir izlesin. 1'e 2'lik oran olduğu için şurası eğer k ise şurası 2k olacak. 3K eğer 90 metre ise K ne olacak? 30. O zaman burası 60 metre FK yolu. KE yolu da 30 metre. Şimdi biz ne yapıyorduk? E noktasından çıkıp F'ye gidecektik ve 30 metrelik yol asfalt. Asfaltta hızımız ne? 10 metre. O zaman EK'lık yolu 3 dakikada mı alacak bu? Evet. O zaman K'ye geldim. Şimdi bu artık toprak yoldayım. 60 metreyi toprak yolda gideceğim ve toprak yoldaki hızım da 6 metre. O zaman şu yolu da 10 dakikada alacak. Soru bize toplam kaç dakika dolaşırı soruyor. 3 artı 10'dan yanıt 13 olacak.